Merhabalar değerli izleyiciler, NTV'ye soruna hoş geldiniz. Dünyada 1,5 milyar, Türkiye'de ise 15 milyon insan hipertansiyon hastası. Uzmanlara göre hipertansiyon yaşam biçiminde değişiklik yapılarak kontrol edilebilir bir rahatsızlık. Dahası hipertansiyondan kaynaklı hastalıkların da önüne geçmek mümkün. Bugün NTV'ye sorun programında hipertansiyonu konuşacağız. Uzmanımız ise Lille Hospital Hastanesi nefroloji bölümünden Profesör Doktor Tekin Akpolat. Sayın Akpolat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizler de yayın sırasında uzmanımıza sormak istedikleriniz olursa NTV'ye sorun @ntv.com.tr adresine ya da Twitter hesabımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben bir hipertansiyon rahatsızlığının tanımıyla başlamanızı rica edeceğim. Nedir hipertansiyon? İnsan vücudunda dolaşımın sağlanması için bir basınca ihtiyacı vardır. Hı hı. Bu basıncın normalden fazla olması hipertansiyon olarak isimlendirilir. Rakamlarla ifade etmek gerekirse biliyorsunuz iki tansiyon var. Bir büyük tansiyon, bir küçük tansiyon. Büyük tansiyonun 140 milimetre civa, küçük tansiyonun 90 milimetre civadan daha yüksek olması hipertansiyon olarak kabul edilir. İkisinden herhangi birinin yüksek olması yine tanı için yeterlidir. Peki, hemen seyircilerimizin sorularıyla devam ediyorum. İzninizle Hakan Yeşilbaş sormuş, der ki tansiyonum genelde 10'a 6, 10.5'a 6.5 gibi en ufak bir oynamada beni çok sarsıyor. Bu hassasiyeti nasıl ortadan kaldırabilirim diye sormuş. Şimdi aslında 10'a 6, 10.5, 6 bizim çok özlediğimiz, çok istediğimiz rakamlar. Tabii burada bu hipertansiyon tanımına girmiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi 140-90'ın üzerinde olması lazım. Ama bu tam benim yani yükselmeye aday bir tansiyon gibi duruyor. Yani şu anda hastamızın, dinleyicimizin yapması gereken, hasta değil çünkü, dinleyicimizin yapması gereken kan basıncını takip etmek. Tabii bu hafif oynamalar, yani şikayetlerini bu hafif oynamalara bağlamaktan ziyade acaba başka bir hastalık var mı? Onun araştırmasına gitmesini tavsiye ediyorum. Peki. Çiğdem Kollucu sormuş, doktorum tansiyon hapı verdi ama sürekli baş ağrısı ve kulak çınlaması yaşıyorum. Mesele yalnızca hipertansiyon olmayabilir mi diye sormuş bu kez. Şimdi tabii burada önemli olan nokta, tabii bazı tansiyon ilaçları baş ağrısı yapabilir. Bir kere bunu saptamamız lazım. Burada sebep tabii hipertansiyon olmayabilir. Önemli olan nokta, ilaç kullandığı dönemde kan basıncı nasıl gidiyor? Eğer kan basıncı iyi gidiyor ise o zaman şikayetlerinin hipertansiyona bağlı olmadığını düşünebiliriz. Doğru ilaç ve doğru dozaj ayarlama konusunda doktordan nasıl bir yardım alınmalı, nasıl bir takip altında olmak lazım? Günümüzde aslında hastalar o açıdan son derece şanslı. Çünkü çok sayıda ilaç var, çok sayıda alternatif var. Şimdi hastaların şöyle kullandığı ifadeler var işte. Ağır ilaç, güçlü ilaç, daha iyi ilaç. Aslında böyle terimler hep yanlıştır. Doğru olan kişiye uygun ilaçtır. Bu da hekimiyle temasa geçerek hekiminin önerisi doğrultusunda kullandığı ilaç o hasta için en uygun ilaçtır. Peki. Yeter Erişkin sormuş. Yediklerime mümkün mertebe dikkat ediyorum ama 3 gündür yüksek tansiyon yüzünden ayaklarımda uyuşma var. Nedeni ne olabilir demiş. Bu soruya başlamadan önce hipertansiyon belirtilerini alalım mı sizden? Vücudumuzda kendimizde ne hissedersek hipertansiyondan şüphelenelim. Aslında hipertansiyon, aslında en sık belirtisi hipertansiyonun hiçbir belirti olmamasıdır. Çok yani sinsi. Sinsi bir hastalıktır. Erken dönemde hipertansiyon hiç belirtisi yoktur. Yani tansiyonunuzu ölçtürmezseniz sizde tansiyonunuzun yüksek olduğunu, kan basıncınızın yüksek olduğunu anlama şansınız yoktur. Ama diyelim hastalık ilerledi de belirti vermeye başladı. O zaman ne oluyor? Baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Evet. Tekrar soruya dönecek olursak, yediklerime mümkün mertebe dikkat ediyorum ama 3 gündür yüksek tansiyon yüzünden ayaklarımda uyuşma var demiş seyircimiz. Yediklerimizle nasıl ilişkilendiriyoruz? Şimdi önemli burada tuz konusu gündeme geliyor. Tabii sadece tuz değil. Mesela şişmansak, çok şekerli alıyorsak bunlar da hipertansiyonla ilişkili durumlar. Ama Türkiye'de asıl sorun tuzdur. Biz Türkiye'de çok tuz tüketen bir ülkeyiz. Dünya rekorunu elimizde tutan ülkelerden, bölgelerden bir tanesiyiz bu konuda. İlk iş ezbere zaten tadına bakmadan tuz dökmek. Evet, tadına bakmadan tuz almak. Türkiye'de 3 tane tuz kaynağı var belli başlı. Bunlardan bir tanesi yemeğin tadına bakmadan ya da tadına bakarak tuz atmak. Ama bu çok azıdır. Asıl aldığımız tuzun önemli diğer iki kaynağı bir önümüze gelen yemekteki tuzdur. Bir de ekmektir. Yani kişimiz, dinleyicimiz tabii dikkat ettiğini söylüyor ama
dikkat etmekten neyi kastettiği çok açık olmadığı için daha fazla bir şey söylemek herhalde çok doğru değil. Peki bu sinsice hangi besinlerin içine gizlenmiş olabilir? Tuz beslenirken bir hipertansiyon hastası nelere dikkat etmeli? Neleri önerirsiniz? Nelerden sakınsın? Ya tuzdan sınırlı bir diyet alması lazım. Tabii burada tuz birçok... Tuzu açalım mı biraz? Tuz nelerin içine gizlenmiş olabilir? Ya, tuz birçok şeyin içerisinde gizlenmiş durumda. Örnek vereyim. Çok mesela tatlı bisküvilerin içerisinde bile tuz vardır. Aa, enteresan. Çünkü tuz en büyük gıda koruyucudur. Ve en büyük lezzettir. Tuzun keşfinden sonra, hatta tuzun tarihsel şöyle bir önemi de vardır. Tuzun keşfi göçebe düzenden yerleşik düzene geçilmesi önemli şeylerden, rollerden birisini oynamıştır. Çünkü gıdayı saklamak mümkün olunca kişiler yerleşik düzene geçebilmişlerdir. Tabii bu alışkanlıklar zamanla damak tadına değişmiş. Şu anda biz gereğinden fazla tuz alıyoruz. Yani aslında dikkat etmezsek yediğimiz her şeyin içerisinden tuz alabiliriz. Ama nelerde daha çok var dersek, bir kere ekmek Türkiye'de önemli bir tuz kaynağı. Bu konuda çalışmalar var ama daha istenilen ölçüde değil. Onun dışında hazır gıdalar ya da dışarıda yediğimiz gıdalar çok önemli tuz kaynakları. Tabii bu sadece hipertansiyon hastaları için değil, böbrek rahatsızlığı olanlar için, hatta sade vatandaş, hiçbir rahatsızlığı olmayan kimsenin dahi tuz konusunda çok dikkat etmesi lazım, değil mi? Tabii ben size rakamlar söyleyeyim isterseniz. Biz Türkiye'de 15 gram tuz alıyoruz ortalama. Bu Batı ülkelerinde 10-12 gram. Hedefimiz 6 grama indirmek bunu. Burada siz hipertansiyon hastaları tuz diye söylediniz ama aslında tuzu sadece hipertansiyon hastası olan değil, olmayan, hatta çocuklarımızın bile tuzsuz, az tuzlu beslenmesi gerekir. Evet. Bu çocuklar konusuna Bilal'e tekrar değinelim. Bir diğer izleyicimiz Zeynep Harıklı sormuş. Der ki, tansiyon ilacının miktarını ayarlamakta güçlük çekiyorum. Belki de ilaç yetersizdir. İlaçlar konusunda bilgi verir misiniz? Dozaj çok önemli değil mi? Öldürücü de olabilir, deva da olabilir. Kimya, ilaç ve dozaj konusundaki fikirlerinizi alalım. Şimdi biraz önceki soruda da söylediğim gibi aslında günümüzde hipertansiyonlar çok şanslı. Çünkü çok sayıda ilaç alternatifi var ve en önemlisi de günde tek doz ilaç almak mümkün. Yani sabah alıyorsun. Mesela şu anda diyelim A ilacını eskiden sabah öğlen akşam almanız gerekiyordu. Şimdi aynı ilacı formülü değiştirildi. Tek dozda sabah alabiliyorsunuz. Ve günümüzdeki ilaçların yan etkileri eskisine göre son derece az. Dolayısıyla hastalarımız hekimleriyle temasa geçerek kendileri için en uygun ilacı bulabilirler. Şimdi ilaca bağlı yan etkiler ortaya çıkabilir. O yan etkileri konuşalım ama mesela bir hipotiroidi de işte 6 ayda bir doktorunuza görünün derler. Hipertansiyonda bunun sıklığı nedir? Bir hipertansiyon hastası özel bir şikayeti olmasa dahi ne sıklıkla rutin kontrole gitmek durumundadır? Şimdi bunu da ikiye ayırarak görmek lazım. Özellikle ilk başta tanı aldığı ilk dönemde, bu dönemde tansiyon çok oynak seyirlidir. Hatta örnek vereyim, geçen hafta da baktığım bir hastadır bu. Daha önce kendisine dikkat etmeyen bir hastaydı. Tabii geldi, tansiyonunu farkına vardı, ciddiyetini anladı. İşte dedi, ben artık diyetime daha çok dikkat edeceğim. İşte sporumu daha fazla yapacağım. Tamam, ben de ilacı verdim, yüksekti. Ama 3 gün sonra tansiyon çok düştü bu sefer. Çünkü aynı anda hepsini birden yapmaya başlayınca tansiyon çok düşüyor. Böyle durumlar ilk başta olduğu için çok sık, yakın temas gerekir. Burada bir süre vermek doğru değil. Burada süre hekim ve hastanın o günkü ilişkisine, her hastanın durumu. Her gün dahi olabilir değil mi? Her gün dahi olabilir, fikir, evet. Fikir takibi doktorun demek ki çok çok önemli. Evet, erken dönem, çünkü hastalar şunla da karşılaşıyoruz. Bir ilaç veriyorsunuz, yan etki yapıyor. Yani bu beklediğiniz bir yan etki ama kimde çıkıp çıkmayacağını bilemiyorsunuz. O zaman ne yapıyor hasta? Doktorun verdiği ilaç yaramamış diyor. Doktorunu aramıyor, başka doktora da gitmiyor, tedavisiz kalıyor. Halbuki doktorla temasa geçerse doktorun ilacını değiştirecektir. İlk dönem bu nedenle takip için çok önemli. Yani bir sık süre vermek doğru değil ama tansiyonunuz kontrol altına alındı, ilacınız belli oldu, hiçbir sorununuz yok. O zaman 6 ay, 1 yıl aralarla takip edilebilirsiniz ama burada önemli olan nokta, kendiniz evde tansiyonunuzu ölçmeyi ihmal etmeyeceksiniz. Evet. Çünkü günümüzde artık evde kolay kullanılabilen, güvenilir otomatik tansiyon aletleri vardır. Fiyatlar da son derece makuldür. Doğrusunu bir tane hasta aldığı ise tansiyonu takip edecektir. Takibinde diyelim 6 ay 1 yıl dedik. Arada yükselmeler, düşmeler olsa hekimle temasa geçer. Ama her şey düzgün gidiyor, o zaman 6 ayı 1 yılı bekleyebilir.
Peki. Bu yan etkiler konusuna da biraz daha değinelim ve tabii ki fazla alınan vitaminin bile yan etkileri vardır der doktorlar. Fakat hangi yan etkileri çok ciddiye alıp not etmek lazım ve hangi yan etkiler önemsizdir? Şimdi ben 30 yıllık hekimim. Hekimlik hayatımda yani çok ilginç yan etkilerle karşılaştım. Hı hı. Ben şuna her hastama şunu söylüyorum. Eğer ilacı almaya başladınız, herhangi bir kendinizde farklı bir şeyse bunu lütfen benimle paylaşın. Bu ilaçla ilgili olabilir, olmayabilir. Bir kere bunu bilmek lazım. Uç örnekler neler geliyor? Mesela bir hastam vardı, albaydı, denizciydi ve yani sürekli beyaz giymesi gerekiyor. Bu sürekli terliyordu. Ve günde 3 defa 4 defa çamaşır değiştirecek kadar terliyordu. Sonra işte sorduk, soruşturduk. Ya dedi, ben dedi işte vakti zamanında bir doktor bana şu ilacı vermişti. Bildiğimiz bir şey değil. Ondan olabilir mi diye beraber dedim, bir değiştirelim. Hakikaten ben alternatifimiz olduğu için değiştirdik ve o albay da hastam da o şikayetinden kurtulmuş oldu. Ya bu çok uç bir örnektir. Her zaman bunu veririm. Ama belki de benzer problemi yaşayan için de bir deva olur. Çünkü insan acaba bir tek bende mi diye de evhamlanır. Evet. Demek ki böyle uç örnekler olabiliyor. Ama sık örneklere gelince mesela diyelim A grubu ilacın bilinen bir yan etkisi bacaklarda şişme yapmaktır. Hı hı. İşte B grubu bir ilacın yan etkisi öksürüktür. Bir başka ilacın çarpıntıdır. Ama bunları hekimliğiyle paylaşırsa eğer hasta kolaylıkla soruna bir çözüm bulacaktır. Mesela hangi yan etkiyi tolere edebileceğin galiba. Göz tansiyonu ve kemik erimesi şikayetlerim var. Tansiyon da şikayetleri daha çekilmez kılıyor. Bana ne tavsiye edersiniz demiş Ahmet Köksay. Şimdi tabii göz tansiyonu ve yani bizim konuştuğumuz tansiyon birbirinden farklı olaylar. Hı hı. Ama sadece şu var, göz tansiyonu bazı kişilerin kullandığı ilaçlarla hipertansiyonu kullanır, çakışabilir. Yani onu hekimiyle paylaşması lazım. Yine kemik erimesi de yine farklı bir durum. Ama mesela kemik erimesi olan hastalar bazı grup tansiyon ilaçlarını kullanırlarsa kemik erimesine daha iyi gelebilir şeklinde düşünceler var. Yine bunu da hekimiyle paylaşması gerekiyor. Ama göz tansiyonuyla hipertansiyon konusunu ayrı tutuyoruz. Evet. Birbirleri için bir belirti. Belirleyici bir faktör değil. Hatta mesela de. Yine böyle dinleyicilerimizden belki kafaları karışık olabilir. Bir de pulmoner hipertansiyon diye bir şey var. O nedir? O akciğerdeki basıncın yüksek, akciğere giden damarlardaki basıncın yüksek olması. Yani göz tansiyonu, bana da öyle sorular geldiği için göz tansiyonu, pulmoner hipertansiyon ve bizim konuştuğumuz sistemik hipertansiyon birbirinden tamamen farklı hastalıklardır. Peki. Ailemde genellikle hipertansiyon var ama benim tansiyonum düşük çıkıyor. Bunun sebebi ne olabilir diye sormuş İsmail Demirciler. Genetikliği hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi günümüzde aslında hipertansiyonu %90-95 nedeni bilinen bir hastalığa bağlı değil. %5-10 böbrek hastalığı ya da hormonal hastalıklar. Özellikle genç hastaların mutlaka altta yatan bir başka böbrek hastalığı var mı, hormonal hastalık araştırılması gerekir. Ama diğer grup dediğimiz yani %90-95 dediğimiz bilinen bir hastalığa bağlı olmayan grupta hipertansiyon tek nedeni yok. Genetik faktör bunlardan bir tanesidir. Tuz diğeridir, aşırı tuz tüketimi. Yaşam tarzı diğeridir. Dolayısıyla tek faktör tuz olmadığı için, genetik faktör olmadığı için bu dinleyicimiz aslında şanslı. Yani anne babadan kötü genler almış ama şimdilik idare ediyor. Tabii bu yaşında yazmadığı için ileride hipertansiyon da olabilir. Yine kan basıncı ölçtürmesine ve takip ettirmesine yarar var. Peki potansiyel hipertansiyon hastaları için ne önereceksiniz? Hipertansiyon belirtileri göstermese dahi vücutları, çünkü gençlik galiba bazı şeyleri tolere edebiliyor, vücut daha dirençli oluyor ama nasıl bir hayat kalitesi sürdürsünler, nelere dikkat etsinler? Aslında bu sağlıklı yaşamdır. Yani sağlıklı yaşam kurallarına uyduğunuz zaman hipertansiyon da önlemiş olursunuz, işte şeker hastalığını da önlemiş olursunuz. Şişmanlığı da. Bu nedir? Bunlar aslında 5 başlık altında toplamak mümkün. Birincisi tuz. Tuzun azaltılması. Hı hı. İkincisi sigaranın bırakılması. Hatta hiç başlanmaması. Hı hı. Üçüncüsü alkol içiyorsak bunun tüketiminin oldukça sınırlandırılması. Dördüncüsü düzenli egzersiz. Beşincisi de fazla kilomuz varsa bunlardan kurtulmak. Bu beşine dikkat ettiğimiz zaman hem tansiyonumuz olmaz, hem diğer hastalıklarımız olmaz, hem de daha uzun ve daha sağlıklı yaşarız. Şahide Ertek'e sormuş, der ki çok yorulunca vücudumda ödem oluşuyor. Tansiyon hastasıyım, ödem hipertansiyondan kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Size biraz önce de bir örnek vermiştim. A ilacı
şişliğe yol açabilir diye. Acaba kullandığı ilaçla mı ilişkili, ona da bakmak lazım. Yani onu hekimiyle paylaşırsa, tabii bazen tansiyon çok yükseldiği zaman da ödeme yol açabilir. Bir diğer izleyicimiz Ahmet Abakacı sormuş. Hipertansiyon hastalarının yaşamlarını düzenlemesi açısından genel önerilerinizi sormuş ama buna yanıt aldığımızı düşünüyorum. Evet. Bu beş başlık altında toplamıştınız. Ben bir tek şuna tabii, bir şey ekleme buyurun. Yapmak istiyorum. Aslında günümüzde yani konu önemli olduğu için vurguluyorum. Bu evde tansiyon ölçüm aletlerinin mümkün olması yani hasta için çok büyük bir fırsattır. Yani bir onların konuşanları da var değil mi, böyle sohbet muhabbet. Konuşanları var ama doğru ölçmesi önemli. Şaka yapıyorum tabii ki ama bir başka soruyla devam edelim. Nurullah Bahçeci sormuş. Diyor ki tansiyonun biraz sinirlenince hızla artıyor. Hap kullanmama rağmen durumu kontrol edemiyorum. Sakin kalmak dışında bana ne tavsiye edersiniz? Sakin kalmak dışında demiş sanıyorum. Sakin kalmak epey zorluyor izleyicimizi. Tabii önce sakin kalmasına çalışması lazım. Tabii koşullar ama her halükarda ne olursa olsun onun da hekimiyle temasa geçmesi lazım. Yani ilaç yetmiyor. Çünkü genel seyir önemlidir tansiyon takibinde. Arada olan yükselmeler o kadar daha az önemlidir. Eğer normalde hep yani sakin olduğu zamanlarda tansiyon daha iyi gidip arada yükselmeler yapıyorsa o zaman daha az tedirgin olmak lazım. Ama hep yüksek gidip arada daha da yüksek gidiyorsa o zaman daha agresif bir tutum takılmak lazım. Hekimiyle paylaşırsa ilacı yetmiyor olabilir. Ya da biraz önce söylediğim işte tuzlu, beslenmedi onlara dikkat etmiyor olabilir. Bunları yeniden gözden geçirmesine yarar var. Hazır bu konudan bahsediyorken kent ve modern yaşantının getirdiği zorluklar açısından hipertansiyon ve stres bağlantısını soracağım size. Ekstra zorluklar üstleniyor muyuz acaba trafikte, kent yaşantısında, çalışma hayatında tetikliyor olabilir mi? Tabii stres yani kan basıncının biraz önce saydığım o yani sebebi belli olmayan grupta işte genetik faktörler, işte tuz, yaşam düzeni değişiklikleri kadar stres de önemli bir faktör. Tabii stres özellikle kısa dönemli ani yükselmelere yol açıyor. Hani o deyiş vardır ya tansiyonun fırladı. Aynen, deyişi doğru mudur? Aynen doğrudur. Ama orada önemli olan tabii tedaviye hekim açısından belirleyici olan o fırlamanın devam edip etmediğidir. Eğer kalıcıysa o zaman tedavi etmek gerekir. Ani yükselmeleri genellikle takip etmek gerekir. Bunu hekimle hastanın birlikte karar vermesi lazım. Peki. Hamileyim ve tansiyonum çoğunlukla 16. Bu benim için normal mi? Bazen tansiyonum daha çok düşüyor. Bunun sebebi ne olabilir demiş Elif Aktemur. Bir kere bu gebelik hipertansiyon, yani gebelerde hipertansiyon yani kan basıncı yükselebilir. Bu son derece makul sınırlarda. Çünkü gebelikte bir takım hormonlara bağlı olarak da kan basıncının zaten düşmesi beklenir. Eğer herhangi bir şikayeti yoksa, yani bu kan basıncı düşüklüğünün, bazen halsizlik yapar, yorgun, böyle bir şikayeti yoksa ve kadın doğumcusu tarafından takibinde de bebekte bir problem yoksa hiçbir sorun yaratmaz. Yüksek tansiyonu dengeleyen bir aşıdan bahsediliyor. Böyle düzenleyiciler işe yarar mı diye sormuş. Kadir Başaran, var mı böyle bir bunlar aşı? Bunlar şu anda deneysel aşamada ama zamanla sanıyorum önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde en azından pratiğe gelebilir. Evet. Ara sıra sorun yaşasam da tansiyonum kontrol altında ama beni endişelendiren tansiyonun başka hastalıkları tetiklemesi, bu mümkün olabilir mi demiş Fazilet Kayalık. Evet, tansiyon başka hastalıkları tetikler mi? Tansiyon sonuçta damarların bir hastalığı olduğu için, oradaki basıncın artması olduğu için vücudumuzda damarlar her yerde olduğu için her organı etkileyebilir ama bunu en sık mesela beyinleri etkileyip beyin kanamasına yol açabilir. Gözleri etkileyerek görme kaybına neden olabilir. Kalbi etkileyerek işte kalp krizi, kalp yetmezliğine sebep olabilir. Böbrekleri etkileyerek böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bir de büyük damarları etkileyebilir. Yani bu tür hasta sorunlara yol açabilir. Ama tansiyonu iyiyse, kontrol altındaysa bu tür sorunlara yol açma olasılığı, riski son derece düşüktür. Tansiyonun günde kaç defa uygun olarak ölçülmesi gerekmektedir? Tansiyon düşürücü hapların genel olarak süreleri ne kadardır? İlk soruyla başlayalım. Günde kaç defa ölçülmeli? Şimdi burada da yine aslında ikiye ayırmak lazım. Bir erken dönem ya da tansiyon çok oynak olduğu dönem. Bir de tansiyonun kontrol altında olduğu dönem. Şimdi tansiyonun kontrol altında olduğu dönemlerde her gün ölçmeye gerek yok. Yani tansiyonunuz iyi gidiyorsa haftada iki defa ölçerseniz son derece iyi olur. Yani yeterli olur. Hatta çünkü çok ölçmeye kalkarsa bu sefer stres oluyor. Acaba tansiyon yükselecek mi diye başlıyor. Onun stresi. Şimdi uygun ölçme nasıldır? Tam insan bir heyecanlanır mı acaba tansiyonunu ölçtürürken, o etki yaratır mı? Yani uygun ölçme, tabii uygun pozisyon almak lazım. Aslında tansiyon ölçerken oturmak lazım. Dirseklere dayamak lazım. Avuçlar
yukarı bakacak. Yani yumruk olmayacak, böyle ölçerken yumruk olmayacak. Hasta oturacak, sırtını dayayacak ve ayakları yere basacak. Hı hı. Ama bundan önce de birazcık dinlenmesi lazım. Peki. Kadriye Süter sormuş, tuz kullanımına dikkat etmek tansiyona karşı tek önlem olabilir mi? Bu konularda bilgi verebilir misiniz? Aslında uzun uzadıya açıkladınız ama eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Şimdi tabii tek önlem olsa yeterli olmayabilir ama çok dikkat ederse, çok aşırı dikkat ederse büyük ölçüde yol almış olur. Sporla nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Uzun yürüyüşler, açık hava ya da yüzme bilimsel bir kanıtı var mı, faydası tabii oluyor düzenli mu? Düzenli spor yapanlarda hem kalp sağlığına faydası vardır hem de kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır. Burada da biz haftada 3 ya da 5 kez en az 30 dakika, tercihen 45 dakika, işte bu biraz önce saydığınız yüzmeydi, bisikletti, yürüyüştü, koşuydu, o tür egzersizler öneriyoruz. Ebru Yükseler sormuş, iş ortamlarında tansiyonu kontrol etmek için neler yapılmalı? Tabii iş ortamları deyince artık büyük medya plazalar aklımıza geliyor. Belki güneşle buluşmayan çalışanlar geliyor aklımıza. Bu modern çağla birlikte neler önerirsiniz? Aslında iş ortamında çalışanları bekleyen 3 büyük tehlike var. Hatta bir de stresi de katarsak 4. Bir kere çalışma düzenleri genellikle belirsiz oluyor. Uzun oluyor, kişinin kendine ayıracak zamanı olmuyor. Hı hı. Bir de çalışmanın çoğu masa başında geçiyor. Masa başında geçtiği için işte hareket alanı son derece sınırlı oluyor. İşte arabayla geliyor, en yakın yere park ediyor. Hareketsizlik. Asansör kullanmıyor, hareketsizlik oluşuyor. Bir de beslenme ile ilgili problemler var. Özellikle iş yaşantısında insanlar dışarıdan çok fazla yemek zorunda kalıyorlar. Tabii burada bir takım şeylere dikkat etmek gerekir. Ben birkaç örnek vereyim isterseniz. Yavaş yavaş toparlarsak çok sevinirim. Son özet cümlelerinizi rica edeyim. O zaman yani hipertansiyonla ilgili söyleyeyim. Hipertansiyon, Türkiye'de 15 milyon kişi var diye başladık. Bunların yaklaşık yarısı farkında değildir hipertansiyonun. Farkında olanlarından yarısının kan basıncı kontrol altında değildir. Hipertansiyon tedavisi olan bir hastalıktır. Kişi bunun farkına varırsa tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Peki Profesör Doktor Tekin Akpolat, katılımınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. NTV'ye sorun da bugün hipertansiyonu işledik. Hoşçakalın.